Büyük Orta Doğu projesi üzerine teaserla da izlediğiniz gibi konu gündem maddesi olarak aldık. Neden? Çünkü gerek İslam coğrafyasında yaşanan sıcak gelişmeler, saldırılar, bombalamalar, ölümler, mülteci krizleri, Türkiye'de cennet vatanımızda yaşanan acı olaylar tamamını Büyük Orta Doğu projesinin plan ve oyununa dahil eden bir konuşma ve fikre sahip Şevk Yılmaz hocamız. Peki nedir bu? Hocamızın tezleri nedir? İddiaları nedir? Kısaca bir izleyelim bakalım Şevk Yılmaz hocamız Kaç sene evvel oldu bu? Gebze'de yaptığı bir 17 konuşmada, Aralık'tan önce. 17 Aralık'tan önce yaptığı konuşmada bakalım Büyük Orta Doğu projesini nasıl özetlemiş? 1991'de Amerikan Cumhurbaşkanı dünyaya yeni bir proje ilan ediyor. Bu projenin adı Büyük Orta Doğu Projesi. Diyelim ki demokrasi için kralları yıkalım, demokrasiyi getirelim. Türkiye dahil 30 Müslüman ülke Büyük Orta Projesi içine sokuldu. Ne zaman? 1991. Ve proje devam etti. Önce Irak'ta denediler. Asıl hedef petrolü tamamen kontrol altına almak. Ve Orta Doğu'yu sahipsiz bırakmak. Irak'ta denediler. Saddam'ı yıktı, kendi uşaklarını yıktılar. Irak'a girdiler. Irak bugün büyük büyük bir facia. Başsız. O zalim Saddam'ı Irak halkı özledi. O hale getirdiler. Afgan'a girdiler. Barış diye bu hale getirdiler. Sonunda ne oldu? Bugünkü akit yazımda da söyledim. Habervakti.com'da da oku. Türkiye o ülkelerin eş başkanlığına getirildi. Türkiye'ye çok güveniyorlardı. Ve önce Tunus'tan başladılar. Mısır'a geliyorum. Sözlerimin sonunu iyi dinleyin. Tunus'ta yıktılar zalim Bin Bella'yı. Haini yıktılar. Hedef ne? Tunus bozulacak. Tunus karmakaşı olacak. Barış gücü olarak gireceğiz. Tutmadı. Tutmadı. Irak'ta tuttu. Çünkü Türkiye oyun bozan rolde değil, oyunun figüranı yolundaydı. Libya'ya girdiler. Uşakları Kaddafi'yi yok ettiler. Ama Libya'da da tutmadı. Mısır'a girdiler. Mısır'da bu halkı, şimdi Adeviye'de bizi destekleyenleri desteklediler. Hüsnü Namübarek denen av köpekliğine indirdiler. Yerine kargaşa çıkacak, Mısır bölünecek sanıldı. Olmadı. Tunus'ta da, Libya'da da, Mısır'da da Hasan el-Benna'nın talebeleri iktidara gelmez mi? İşte Suriye'de çark yaptılar. Çünkü bu üç ülkede Irak'vari bölünmeyi önleyen Türkiye'deki bu iktidar oyunu bozdu, BOP'u içeriden çökertti ve istikrarı o ülkelerde sağladı. Bunu göremeyen kördür, bunu anlayamayan sağırdır. Bu sefer Suriye'de geri adım attı hainler. Eyvah, ne oluyor? Mısır, Libya, hepsi İhvan-ı Müslümin. Suriye'de de Hasan el-Benna gitti, İsrail bitti. Bu sefer Suriye'yi Türkiye'nin kucağına attılar. Çark ettiler. Rusya ve Çin'e veto kullandılar. Vallahi yalan. İsrail'den izinsiz Çin tuvalete gidemez. Rusya'dan izinsiz gidemez. Bütün ticari kaynakları İsrailoğulların elinde. Bu sefer oyun bozuldu. Dediler pop çöktü. Suriye pisliği Türkiye'nin üzerine olsun. Ve böylece Türkiye'den intikam almaya karar verdiler. Bu rolü de İran'a verdiler. İran'a sen ara Orta Doğu'nun lideri ol çikolatasını uzattılar. Ve İran bu oyuna geldi. Suriye'de Türkiye'nin elini zayıflattı. Ah İran, sen kim? Hüseyin kim? Sen kim? Hazreti Ali kim? Sen nasıl olur da yıllarca
Hazreti Hüseyin'in mücadelesini savunurken Suriye'deki Yezid, tam Yezid olan Esad ailesinin yanında yer alırsın. Hem Lübnan'daki Hizb-ı Şeytan hem İran el ele vererek ne acı bir şey ki bu anda 6. filo bile, o inanmadığım 6. filo Suriye'ye müdahale etmemesinin sebebi işte bu pazarlığın bir eseridir. Şimdi Türkiye, Allah için yalvarıyorum, Türkiye'den büyük intikam, 30 yıllık BOP projesini çökerten Türkiye'den büyük intikam için Gezi Parkı'nı başlattılar. Ayaklanmaları planladılar. Önümüzde acı günler var kardeşlerim. Türkiye'de bu iktidarın defterini dürüp intikam almak için bütün dünya NATO'suyla, Varşova'sıyla, Amerika'sıyla harekete geçmiş durumdadır. Onun için el ele vermeliyiz. Türkiye'ye dünyanın ihtiyacı var. Anasız bu iş olmaz, yalan. Türkiye bu dünyanın, ümmetin anası olmaya namzet bir ülke. Bu ülkeye çok tahribat yaptılar. Harflerimize kadar, medeniyetimize kadar, ama bu millet Osmanlı'nın torunu. Bu millet Selahaddin Eyyubi'nin torunu. Kürt ve Türk, Arap kardeştir. Bölmek isteyenler kalleştir. Çanakkale'de nasıl biz el ele vererek bu ülkeyi geçinmez yaptıysak, artık parti gözlüklerini atın, mezhepçilik gözlüğünü atın. Türkiye nereye gideceksiniz? O günleri hayal ediyorum. Allah hayalimi gerçekleştirmesin. Nereye sürüleceğiz? Suriyeli bize kaçtı. Afganlı bize sığındı. Türkiye o güne dönüştürürse biz nereye gideceğiz? Bizim tek vatan var, o da Türkiye'dir. Bu Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bunun solculuğu olmaz. Bunun sağcılığı olmaz. Bunun milliyetçiliği olmaz. Vatanınızı seviyorsanız bu iktidara, yapayalnız kalan bu başbakana sahip çıkmaya mecbursunuz.